Evet, Diyarbakır'da çocukları için HDP ve PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler biliyorsunuz uzun süredir eylem yapıyorlar. Şimdi o ailelerden biri bizim yayın konumuz olacak. Sayın Mevlüt Üçdağ'la HDP ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Sayın Üçdağ, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Umarız siz de iyisinizdir. Bu arada verdiğiniz mücadelede kalbimizin sizlerle olduğunu, en kısa sürede evlatlarınıza kavuşmanızı istediğimizi ben hatırlatmak isterim. Kendi adıma ve kanalım adına. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri? HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava gündeme gelmiş durumda. Biz yaklaşık 2 saattir yayın yapıyoruz ve bütün uzmanlarımız kapatılacağı yönünde, daha doğrusu davanın açılacağı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Tabii canı yanan sizsiniz. Bu gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizden dinleyelim lütfen. Ben öncelikle Gara'da olan 13 tane şehidimizin evine ateş düştü, 13 kişinin. O annenin Gara'da bizim evlatlarımızı şehit edilirken hain HDP Ağrı milletvekili Dilan Diyar Taşdemir de oradaymış. Çocuklarımızın ölümü öldürmesine de göz yumdu. Hiç mi vicdan yok mudur o milletvekilinde? Evet, zaten Süleyman Soylu da açıklama yaptıktan sonra kendisi hakkında soruşturma açıldı. Zaten dün biz de haberde izledik. İçişler Bakanımız Süleyman Soylu onu açıkladı. Biz de dedik hangi hain milletvekilidir ki öyle şeylere göz yumdu. Meğer Dilan Diyaret Taşdemir'miş. Biz de yani HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Burada 13 tane şehidimiz oldu. Yani ben o bir annenin feryadını duydum. Dedi ki 6 yıl ben evladımı görmedim. Yüzüne hasrettim. Onsuz evime gitmiyorum. Evlat nöbetindeydi. 1,5 yıl HDP il binasının önündeydi. Eylem yaptı ama dedi ben oğlumu 6 yıldan sonra cansız bedenine mi şey görecektim? Yani bana hiçbir şekilde 6 yılın eziyetini, eskencesini anlatamadı. Ben onun sesine hasrettim. Figen Yüksekdağ da dedi ki çocukları biz misafir edip bırakacaktık. Yani insan bir esir tuttuğunda, insan bir evlat yanında tuttuğunda insan öyle mi misafir eder? Yani vahşice katleder mi? Sayın Üçtağ, evet çok haklısınız. Bizim de canımız yanıyor. Bu haberleri verirken de... O canımız çok yandı. Yani onlar bizim evlatlarımızdı. Çünkü biz anneleriyle 1,5 yıl beraberdik, bir aile olmuştuk. Ama acımız aynıydı, şeylerimiz farklıydı. Bizim de küçük yaşta çocuğumuzu kaçırdılar. Yani biz adresimizin orası olduğunu biliyorduk. Hatta ben bir gün bir televizyon konuşmasında bu hain milletvekili, Ağrı milletvekili duydum. Dilan Diyaret Taşdemir dedi ki bunları devlet götürmüş orada oturturmuş. Ben de dedim ki siz bizim evlatlarımızı götürdünüz oraya getirin. Kimse bizi buraya oturturamaz. Sayın Üçtağ, oğlunuz Ramazan'dan ne kadar süredir ayrısınız? Vallahi 6 yıldır ben de oğlumdan ayrıyım. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde haber almadım. Ama bizim çocuğumuz kurs niyetine zaten evden çıkmıştı. Biz beraber valizini hazırladık. Gidip zaten çantasını orada alıp gelecekti. Çocuğum hani onlara ne yapmış ki? Yani 6 yıl çocuğumu götürüp el basmışlar. Hiçbir şekilde ben sesini duyamıyorum. Ölü mü sağ mı bilmedim ama bir gün kendi sitelerine paylaştılar, yani ölü diye attılar. Bu acıyı bana da yaşattılar. Çünkü hain PKK terör örgütü kimse acımıyor, zulmediyor. Siz bu 6 yıl boyunca... O HDP milletvekili, Diyarbakır HDP, o Figen Yüksekdağ olsun, Remziye Tosun olsun, ne kadar HDP milletvekili varsa hiçbiri bize acımıyor. O zaten en son gelen Erol Katırcıoğlu geldi. HDP il binasının önünde yani içinde şey toplantı yaptılar. O toplantıdan sonra zaten orada HDP il binasında kalmadılar. Başka yerde işlerini yürüttüler. Dediler burada anneler babalar bizi rahatsız ediyor. Biz kendi işimizi yapamıyoruz. Sayın Üçtağ, bu 6 yıl boyunca oğlunuzdan hiç haber alamadınız mı? Hiçbir şekilde ne görüntüsü ne videosu hiçbir şekilde alamadım. Ama şey Aralık'ın 23'ünde kendi sitelerine paylaşmıştılar. Boy boy elbiselerini giydirip ama bana önce dediler ki 6 yıl önce
Bana dediler çocuğum bizde değil da işte ben çocuk hafızlı Kur'an kursunu okuyordu ya. O yüzden dediler onlar o kadar dinsiz imansızdılar ya kimseye acımıyorlar. Dedi Kur'an okuyanın bizim aramızda işi yoktur. O da iştedir. Ama sonradan niçin benim çocuğumu öyle diye kendi medya sitelerine atıyorlar? Sayın Üçtağ, ben tabii sizin üzmek istemiyorum ama sitede oğlunuzun vefat ettiği yönünde mi bir paylaşımda bulundu? Evet. Peki. Yani umutlu bekleyişiniz devam ediyor tabii ki. Umarız Evet. bu bekleyişte sevindirici haberlerle sizlerle tekrar bağlantı İnşallah, inşallah. kurmayı Ama HDP egerse onların iki dudak arasında onlar emrederse zaten onlar PKK'nın talimatıyla işbirlikleri vardır. Onlar egerse deseler o çocuklarımız zaten bırakılıyor. O HDP milletvekili milletine vekillik yapmıyor. Gidip Kandil'e milletvekillik yapıyor. Biz dün o fotoğrafları onlarla çektikleri Murat Karayılan'la çektiklerini görüyoruz. Cemil Bayık'la yani tüm büyükleriyle yani fotoğrafları boy boy var. Niçin yani bu çocuklarımızı bile bile ölüme terk ediyorlar? Onlar isteseler bugün bizim evlatlarımız yanımızda olur. Ama onlar istemiyorlar. Bunun bir açıklaması yok elbette. Sayın Üçtağ, eklemek istediğiniz bir nokta varsa dinleyelim. Yani bizim söyleyeceğimiz benim sözüm bitti açıkçası ama ben yüreği yanan bir anne olarak bugüne kadar yaşadıklarınızı az çok tahmin edebiliyoruz ama asla anlayamayız. Ne demek Evet. istersiniz bizlere? Yani evet HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Çünkü biz artık deliliyle ben çocuğum zaten kaybolduğu diğer gün ben devletime haber verdim. Öbür günü de ben zaten gittim Lice'de öğrendim. Ben çocuğum onların elinde olduğunu öğrendim. Onlara aracılığı olmazsa çocuklar gitmiyor. Daha 8, 9, 10 yaşındaki çocuklarımızı artık götüremiyorlar. Biz izin vermeyeceğiz artık. Ama bu çocuklarımızı bilmem artık nasıl kurtaracağız bilmiyorum. De inşallah. Ben burada oğluma da sesleniyorum. Oğlum eğer beni görüyorsan diyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol. O hainlerin elinde bir şekil kendine bir yol çizip de ayrıl onlardan. Kaç gel devletimiz güçlü bir devlettir. Sana hiçbir şey yapmayacaktır. Onlar orada toplantı yapıyorlar, çocuklarımızı korkutuyorlar. Giderseniz size yani eziyet yapacaklar. İskence, hapis, öyle böyle bir şey yok oğlum. Evet, olmadığını zaten biz bu yayınlarımızda da paylaşıyoruz. PKK'nın elinden kurtulan gençler ailelerine kavuşturuluyorlar ve topluma kazandırılmak için gerekli çalışmalar da yapılıyor. Umarım oğlunuza sesinizi duyurabilmek için aracı olmuşuzdur. Ben gerçekten canı gönülden iyi haberlerinizi burada vermeyi o kadar çok istiyorum ki Sayın Üçtağ. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Acınızı her zaman paylaşıyoruz. Her zaman da desteğimiz sizlere devam edecek. Ama bence HDP kapatılsın çünkü HDP milletinde halkına sahip çıkmayan bir vekildirler. Hiçbir şekilde gelip orada bir buçuk sene biz o kapılarında oturduk. Hiçbir açıklama yapmadılar, bir röportaj yapmadılar, derdimize dinlemediler. Ama dediler gelin meclise. Bizim çocuklar meclis götürmemiş. Siz bizim milletvekilimiz mi? Siz bizi orada savunmamız gerekir. Çocuklarımızı PKK'dan istemeniz gerekiyor. Yani hiç acıdan başka bir şey hiçbir şey vermemişler. Bence kapatılsın. İstemiyoruz. Ben zaten ilk oturma eylemine gittim. Burada komşularım beni tehdit etti dedi. HDP kapatılacak dedim kapatılsın. Çünkü o benim ciğerimi benden koparıp götürmüş. Ben gece yatamıyorum. Sabaha kadar yani üzülüyorum, ağlıyorum. Kim benim acımı görüyor, kim duyuyor? Kim derdi? Onlar hiçbir gün gelmediler, derdimize ortak olmadılar. Hele hiçbir HDP milletvekili gelip anneler, babalar siz niçin buradasınız? Derdiniz ne? Niçin başka kapı yok? Onlar kendine öyle yaptı. Önce bu şehit ailelerine burada sabır diliyorum. O şehitlerimizin de mekanı cennet olsun. Ama önce onlar geldi, polis, asker annelerimiz geldi. Onlarla konuştu dedi, bakın çocuklarımızı PKK'dan isteyin. Yoksa oturma eylemi yapmayacağız. Siz verseniz biz ya oturmayacağız. Onlar yine de kendi bildiğini yaptılar, vermediler.
Sayın Ama o Usta. aileler çok büyük bir acı yaşattılar. Şüphesiz bütün milletimize büyük bir acı yaşattılar. Sayın Evvela bütün milletimize çok acı bir acı çektiriyorlar. Gelip o feryadımızı dinlemiyorlar. Biz orada hep ağlıyoruz, gözyaşı döküyoruz. Çocuklarımızın yolunu bekliyoruz. Çocuklarımız onlara ne yapmış? Yani çocuklarımızı bıraksın. Orada çok kişinin yani bu şehit ailelerin çocukları evin tek çocuğuydu. 4-5 ailenin yani ben hikayelerini dinledim. Çok yani o esirler çok yani tüm partilerde yardım istediler. Bizi burada kurtarın bu PKK'nın elinde. Ama bu hain milletvekilleri göz yumdu yani. O da oradaydı. O hain milletvekili de Gara'daydı o gün. Sen sözde milletvekilisin. Sen ne işin var? Ancak annelere iftira atasın. Devlet oturturmuş. Siz onlara evlatlarını verin. Valla onlar kalkıp evine gidecek. O kapıya hasret değil kimse. Sayın Üçtağ, o kadar haklısınız ki diyecek sözümüz yok. Umarız evladınıza en kısa sürede diğer bütün anneler gibi siz de kavuşursunuz. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, tamam teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum.